Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bu videoda sizlere fotoğraflarımızı nasıl hareketlendirebiliriz bundan bahsedeceğim. Fakat öncesinde göze odaklanın. Evet. Evet, işte bu videonun orijinal hali aslında şöyle bir fotoğraf ve bu videoda ise bu tarz hareketli fotoğrafları nasıl oluşturabilirsin, size bunlardan bahsedeceğim ve böylece çok daha sinematik, çok daha kaliteli fotoğraflar işleyebileceksiniz. Aslında buna fotoğraf değil videolar desek daha doğru olur ve aynı zamanda bu fotoğrafları da Instagram hikayelerde paylaşarak görsel anlamda kalitenizi çok daha yukarıya çekeceksinizdir, güzel görseller oluşturacaksınız ve ayrıca bu videoda bu işlemleri yapmanın ne kadar kolay olduğunu da göreceksiniz. Sadece birkaç tane araç var, bu araçları öğrendiğiniz vakit bu kadar. Başka bir şeye gerek yok ve fotoğrafımızı düzenlemeye geçeceğiz. Fakat öncesinde umarım ki keyifler iyidir ve umarım ki her şey yolundadır. Ben de sizlere her zaman olduğu gibi kaliteli içerikler üretmek için burada çalışıyorum. Destek olmak adına şimdiden videoyu beğenmeyi ve bir yorum yazmayı unutmayın. Öyleyse fotoğraflarımızı hareketlendirmeye geçiş yapalım. Böyle söyleyince çok garip oluyor. Fotoğraflarımızı hareketlendirmek. Fotoğraflarımızı videoya dönüş. O da saçma oluyor. Neyse, biz klasik yoldan devam edelim. Fotoğraflarımızı hareketlendirmeye. Yine garip oldu. Neyse, çok karıştı, uzadı. Düzenlemeye geçelim. Şimdi işlemlerimizi yapacağımız uygulama Story Z. Uygulamayı açtığımız zaman şöyle bir arayüz ile karşılaşıyoruz. İlk olarak içeriye fotoğraf aktarmamız gerekecek. Buradan fotoğraf seçelim. Bastığımız zaman dalgalanma, kaplama, efektler ve hareket olarak 4 farklı seçenek çıktı. Her biri farklı etkiler veriyor. İlk olarak dalgalanma ile başlayalım. Örneğin ki dalgalanma için örnek olması açısından şu göz fotoğrafını seçiyorum. İlk önce fotoğrafı seçtiğimiz zaman fotoğrafı nasıl bir şekilde kırpmak istersin diye bize soruyor. Burada kare, 3'e 4, 2'ye 3 gibi ölçüler mevcut. Aynı zamanda eğer ki Instagram hikaye için paylaşacaksanız hemen aşağı tarafta gördüğünüz üzere Instagram hikaye gibi seçenekler de mevcut. Ben buradan şimdilik şu şekilde 4'e 3 yapıyorum ve üst taraftan ileri diyorum. Ardından uygulamamız açıldı. Burada hemen sol tarafta hareket, geometri gibi seçeneğimiz mevcut. Biz ne yapacağız? Fotoğrafımıza bir hareket verecektik. Bunun için hareketlere tıklıyorum. Fakat işlemlerimizi daha iyi bir şekilde yapmak için yakınlaştıra tıklıyorum ve şöyle bir zoom yapıyorum. Ardından harekete tıkladık. Şurada bir gördüğünüz gibi bir slide çıktı. Slider, daha doğrusu bir seçenek çıktı. Eğer ki bunu fazla yaparsak gördüğünüz gibi uzuyor. Bunu kısa yapmakta fayda var. Bu sayede daha akıcı oluyor. Ardından ben buradan şöyle seçiyorum. Örneğin ki spiral şekilde. Şu an dışarı taşıyor ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü biraz sonra göreceksiniz. Şimdi şöyle bir spiral bir hareket verdik. Play diyelim. Gördüğünüz gibi göz dönüyor. Fakat üst tarafları da etkilediği için çok güzel gelmiyor. Ne yapabiliriz? Biz burada da şöyle bir şey yapacağız. Şu üst tarafları sabitleyeceğiz. Bunun için de tuttura tıklıyoruz. İlk önce tekrar, gerçi zoom yapmaya gerek yok. Tuttura basıp sabit olmasını istediğimiz noktalara şöyle nokta bırakıyoruz. Şu an rastgele yapıyorum. Olayın mantığını kavramanız için. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi nokta koyduğum alanlar sabit kaldı. Gayet güzel oldu. Şimdi ben buradan işlemimi durdurayım. Bir uzaklaşayım. Öyle bakalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Play diyelim. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. Gayet güzel oldu. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Tamamdır. Durdurup ardından böyle bir hikaye yapmak istiyoruz diyelim. Üst taraftan bunu doğrudan hikayeye de gönderebiliyoruz ya da buradan kapatıp hemen üst taraftaki bölüme tıklayıp buradan da export dersek dışarıya aktarabiliyoruz. Fakat bu noktada şu an bir render alacak. Eğer ki Pro'ya geçerseniz daha yüksek çözünürlükte ve daha uzun bir süreyle videolarınızı kaydedebiliyorsunuz. Ama şu anki süre de gayet yeterli. Ardından export diyelim. Burada videonun renderını alıyor gayet hızlı bir şekilde. Telefonunuz iyiyse tabii ki daha hızlı bir şekilde render alacaktır. Ardından işlemlerimiz tamam diyor. Watermark'ı kaldır seçeneği de mevcut. Ama bunun için buradan bir reklam videosu çıkıyor. Bu reklam videosunu izlerseniz watermark kalkıyor. Ama her zaman buna gerek yok. Şimdi göstereceğim. Kaydet dediğimiz zaman da şu an olan görüntüyü doğrudan galerinize kaydediyor. Ve gördüğünüz gibi galeride videomuz geldi.
Eğer ki Instagram'da paylaşacaksak da şöyle birazcık zoom yaparak watermark'ı köşedeki yok edebiliriz. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Ben uygulamanın ücretsiz versiyonunu kullandım. Yaptığım bütün işlemler ücretsizdi. Pro versiyonu alırsanız daha uzun süreli ve daha yüksek çözünürlükte de işlem yapabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim dedim ve hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi de unutmayın. Böyle hani unutuyorsunuz çünkü. Pek çok kişi diyor yani niye böyle sürekli hatırlatıp duruyorsun diye. Çünkü unutuyorsunuz. Gerçekten desteğiniz bu noktada çok önemli. Neyse hadi fotoğrafı düzenlemeye devam edelim. İçeriye fotoğrafımızı aktaracağız. Ardından dalgalanmaya giriyorum. Başka neler yapabilirsiniz size daha iyi örnek oluşturması için? Şimdi burada şöyle bir fotoğrafımız mevcut. Ben bu fotoğrafa yapay bir hareket vermek istiyorum. İleri diyorum. Şu an kırpma işlemi yapmayacağım. Ardından harekete tıklıyorum ve şu yağmur dalgalarını birazcık şöyle aşağı doğru komple götürüyorum. Komple. Hiç böyle planlı bir şekilde değil. Play diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi yağmur damlaları çok güzel oldu. Fakat şuradaki adamımız sabit değil. Bunu da şuradan ilk önce bir zoom yapalım. Ve tuttur diyorum. Ve istediğim bölümleri sabitlemek için şöyle seçiyorum. Tabii ki ben şu an rastgele yapıyorum. Siz ne kadar çok uğraşırsanız, ne kadar çok zoom yapar, emek harcarsanız o kadar iyi olacaktır. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki yaptığınız işlemi silmek istiyorsanız şuradan hızını ayarlayabilirsiniz bu animasyonun. Ardından sil diyerek de yaptığınız işlemi mesela şu hareketi kaldırmak istiyorsunuz şuradan doğrudan kaldırabiliyorsunuz. Ardından birden fazla da maske ekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki böyle bir fotoğraf yaptık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde hareket ekledik. Belki şuralara da şöyle küçük hareketler ekleyebiliriz. Oralar birazcık durgun kalmış. Evet, bir tık daha iyi oldu. Şimdi bundan sonrakinde yapacağımız işlemlerde de mesela fotoğrafa filtreler ekleyebiliriz buradan. Ardından döngünün yani bu olan döngü nasıl olacak bunun buradan değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi döngü şu an bu şekilde. Buradan ters diyerek mesela yağmur damlalarını yukarıya doğru da yapabiliriz. Bu da farklı bir etki verir gördüğünüz gibi. Ben şu filtreleri bir kaldırıyorum. Bence siyah beyaz daha güzel. Oynat dediğim zaman gördüğünüz gibi gayet güzel. Gayet güzel oldu. Birazcık denemeniz gerekiyor. Bu da bu şekildeydi. Ardından geri gelelim ve diğer bölümü size göstereyim. Bir sonraki bölümde ise kaplama. Kaplamada ne yapıyoruz? Şimdi bir önceki fotoğrafta fotoğrafı bir hareket dalgalanma etkisi vermiştik. Şimdi ise şöyle bir şey yapacağız. Örneğin benim şöyle bir fotoğrafım var. Ben bu fotoğrafı kırpmak istemiyorum şu an. Çünkü Instagram için dikey fotoğraflar her zaman daha iyidir. Buradan bir kaplama ekliyorum. Bunların gördüğünüz gibi alttakiler ücretli, üst taraftakiler tamamen ücretsiz. Örneğin ki buradan ben şunu bayağı beğenmiştim. Şöyle bir efekt indiriyorum. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi play dediğimiz zaman şöyle bir efekt ekledik. Oldukça güzel. Fakat ben arka planda kaldım. Bunu nasıl değiştireceğiz? Bunu da yine aynı mantık ile yapıyoruz. Buradan gelip Eraser'dan mesela Magic diyerek şu bölümü kaldırabilirim. Göz kararı şöyle rastgele kaldırıyorum çok fazla uğraşmadan. Şimdi gördüğünüz gibi artık efekt benim arkamdan devam ediyor. Böyle olunca da görüntü çok daha güzel gözüküyor. Evet, bu da bu şekildeydi. Buradan sil diyerek efekti doğrudan silebilirsiniz. Ya da yanlışlıkla kaldırdığınızı fırçayla tekrardan üzerine ekleyebiliyorsunuz. Bu bölümde bu şekilde. Burada farklı efektler var. Bunları mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Mesela tekrar içeriye fotoğrafı aktarıyorum rastgele. Biraz önceki fotoğrafı seçtim. İleri diyorum. Ve buradan örneğin ki yağmur efekti şöyle verebilirim. Tabii güneşli bir fotoğraf için birazcık garip oldu ama yapabilirsiniz. Buradan doğrudan fotoğraf üzerindeyken de değiştirebiliyorsunuz. Oldukça güzel. Yine aynı mantık. Buradan durdurduktan sonra Eraser'a gelip arka plandan Magic ile şuradan silmek istediğiniz alanı fırçayı seçmişim. Doğrudan kaldırabiliyorsunuz. Ve böylece o uyguladığımız efekt sildiğimiz bölümde uygulanmayacaktır. Böylece güzel bir 3 boyutlu etki elde edebiliriz.
Örneğin son olarak ise size şunu göstereyim. Şu fotoğraf örneğinden gösterelim. Bu fotoğrafı alayım. Bu şekilde kalsın. Hareket diyelim ve şu bölümlere bölümü birazcık kısıyorum ve hareket ekliyorum. Ardından yakınlaşıyorum. Sabitlemek istediğim alanları tuttur diyorum. Şöyle şu bölümleri tutturuyorum. Ardından ben bu bölümü uzaklaşıyorum ve üst tarafa da aynı işlemleri yapıyorum. Şu şekilde bir etki vererek çok daha güzel hale getirdik. Evet, fotoğraflarımızı düzenledik ve dediğim gibi videonun başında da söylemiştim, bu işlemleri yapmak ne kadar kolaymış bunu da görmüş oldunuz. Eğer ki bu uygulamayı tanıttığım bir video serisi vardı, eğer ki izlemediyseniz yüklemeniz gereken 7 uygulamalar diye bir video yapmıştım. Bu uygulamayı da zaten bu seride tanıtmıştım. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen bu videonun bitiminde arka planda çıkacaktır önerilerde. Öyleyse umarım ki keyiflidir ve umarım ki her şey yolundadır. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere kaliteli içerikler üretmek için burada elimden geleni yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.